Manisa Uzunburun köyündeyiz. Bir köye geldiğinizde bir evin girişinde, damında vesairesinde şanlı bayrağımız varsa orada düğün vardır diye bir gelenek var. Ben de öyle biliyorum. Düğün varsa yemek pişiyordur ya. O hale de yemek memek yediğine göre doğru gelmişiz, doğru. Düğün var burada. Afiyet olsun helva. Dur aslına gidelim biz. Kolay gelsin. Sağ ol. Hoş geldin. Hoş geldin. Oho. Oho. Televizyonda senin blogun yok bizim. Ölmemişsin. Çok şükür sağsın. Ölmedim. Hoş geldin. İyisiniz senin inşallah. Senin geldiğini duyunca koşa koşa geldim. Ama hala yorgunluğunu atamamışsın yorgunu. Sen. Çoğu düğün yemeklerinde bir tane aşçı vardır. Yemeği de o dağıtır. Parsayı da o toplar. Yani parsadan kasıt hani bahşi mahşi olur. Sizde maşallah her tencerenin başında biri var. Ama hep ben ona öyle dayanabilirim canım. Baş aşçı kimdir? Yok ben hepsini kapmaya dayanamam bunu. Baş aşçımız teyze. Ya bu yemekleri aslında siz yapıyorsunuz. Ben yaptım. Aşçı başı sizsiniz. Annem niye bölüşüyorsun bahşişi? Biz kazancı başıyız. Ama ben bunları katamam yalnız belim ağrıyor ya. Ha sen yardımcı aldın. Yardım aldım. İsmin nedir annem? Ayşe Dudu. Ayşe Dudu. Kaç yıldır yapıyorsun böyle düğün yemekleri? Ne bileyim işte 5-10 yıl oldu. Uğraş yok bazı evlerde, köylerde ünlüyorlar bana. Çağırıyorlar. Çağırıyorlar. Ayşe... Benim köy alan için. Ayşe anne gel diyorlar. Aman imdat. Düğünümüz var diyorlar. Düğünümüz var diyorlar. Bu malzemeler senin mi bütün kazanlar, kepçeler? Bunların. Buradan. Sen sadece gelip malzemeleri alır yaparsın. Yaparım yani. Burada. Karşılığında bir ücret var mı? Ücretimi veriyorlar. Bazı almıyorum, bazı alıyorum. Neye göre alıyorsun, neye göre almıyorsun? Tipine mi bakıyorsun? Yok, ne yapayım? Emeğime göre alırım canım. Emek çekiyor ki. Canım almadığın zaman da emek çekiyorsun. Bazen böyle kendi insanlarımız oluyor yani fakirle. Fukaradan almıyorsun. Orada köyde bizim kardeşim olur mesela. Tabii canım insan öz kardeşinden, akrabalardan almıyor. Ondan bile almıyorum işte. Ama fukaralardan da almıyorsun yani. Almıyorum ya. Bol kepçe. Gönlü de maşallah Ayşe teyzenin. He. Bol kepçe. Adamsa? Adam öldü 3 sene oldu. Allah rahmet eylesin. Seviyor muydun rahmetli? Seviyordum ya. Sevmem ben adamı ya. Herkes adamı. Sevmeyen de var. Olsun ben seviyordum işte. Neler yaptın? Bu yemekte neler var? Ben bak, bir nohut gördüm ama. Bak pilav var, burada helva var. Orada kompostya var, burada keşkek var. O topalak, o fasulye, o nohutlu orada. Ne zaman yaptın bunları sen Ayşe? Sabahtan beri. Bu keşkeği yapmak zor ama. Zor tabii ya, keşkek yapmak zor. Böyle böyle. Kolay gelsin anneciğim. Sağ ol, Allah razı olsun. Sizden de Allah hoş razı geldin olsun. Senden. Hoş bulduk. Tencere nöbeti mi? Görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Nedir göreviniz efendim? İşte başına oturduk, çekeceğiz, yemek çekeceğiz. Oturmazsan biter mi bu? Biter mi can? Katmayınca, harcamayınca biter mi? Ya, bitmez. Self servis, gelen alsın. Ne bu, kazanın başında beklenir mi? Olmaz, onlar yorgun geliyor, örgün geliyor tabii. Onlara biz... Şeyimizi göstereceğiz. Nerede yorgun geliyor? Karşı evden geliyor, oturuyor, lambırt diyor, ondan sonra helva yiyeceğim diyor. Onu da bir zahmet gelip alıversin kaç kez. İşte onlar bizim misafirimiz olduğu için biz onları ağırlamak zorundayız. Koşlar. Tosunum. Koç yiğidim. Allah razı olsun. Senden Allah razı olsun. Yemek yapmaya bir köye geldin. Keşkek zor. Dövmesi lazım. Kim dövecek? Bakarsın en pehlivan kimse. Gel koçum dersin. O gelir ve... Evet. İsim? Erol. Erol. Erol Çakır. Yaş? Yaş 33. Evli bekar? Evliyiz abi. Allah mesut bahtiyar etsin. İki oğlan var. Yemeğe meraklı mıyız Erol? Yok abi, eksik kadromuz varmış burada. Keşkek de erkek gücünü simgelediği için biz erkeklerin hakimiyetini... Burada temsilen bulunuyoruz yani keşkeğin başında. Aşçı başı değil, keşkekçi başıyız. Keşkekçi başı. Evet abi. Erkeklerin hakimiyetini keşkek kazanının başında hanım gibi kepçeyle yemek doldurarak mı erkek hakimiyetini göstereceksin? Bu sadece simge abi. Erol! Erol! Öğren Erol! Erkek hakimiyeti öyle gösterilmez Erolcuğum. Yani yine sen bilirsin tabii. Saygı duyarım, ayrı mevzu da. Keşkek kazanının başında erkek hakimiyetini göstereceksin öyle mi?
Maşallah dökülen dişlerimizi porselenlerle bir tamam etmişiz. Ne yaparım çocuğum? İsminizi bağışlar mısınız? Elif Kuşu. Elif Hanım efendim. Elif Hanım. Bu düğün, sizin bir akrabalık bağınız var mı düğünde? Kızların babası kardeşim oluyor. Sizin yeğenleriniz evleniyor. Evet. Sizin adam? Ben işte oluyor adam da. Yok, sizin adam? Benim sağ. Sağ. İyi, çok şükür. Ne zaman evlendiniz? Hiç biliyorum çocuğum. Okumam yazmam yok. Hiç benim çocuğum da. Oraları sorma gari. Annem, ben sana alfabenin 22. harfini sormuyorum ki. Ne zaman evlendin diyor. Ne zaman? Olmuş mudur bir 40 sene? Olmuştur, olmuştur. 50 sene? Yok canım. Olmuştur. 30 sene? Olmuştur. 20 sene? 32 sene bile olmuştur yani. Bilmem. Sen bilmiyorsan ben nereden bileyim? Ben, sen soruyorsun, ben de öyle deyiveriyorum işte gari. Sallıyoruz öyle bir. Evet. Tut ki 32 ne fark eder yani. Olsun 33-34. Adam neniz oluyordu? Akrabanız mıydı? Değil değil. Karşıki köyden. Karşıki köyden nasıl evet, olmuş da görmüş de sizi de? Öf öf. Sorma gardi. İkimiz meselesini aynı bir şey. Benim dedemin hanımı öldü. Benim hanım, beyim de babası yok oluyor. O annesini dedemi veriyor. Benim dedem de torununa oğlunu veriyor kadını. Biz de evleniveriyoruz gari. Ne yapalım? O gün bugün o omuz durmuyor. Dedeyi evlenince biz de toruna. Yani. Ne yapalım? Anadolu'da berdel var. Berdel nedir? Biz işte sizden kız alacağız. Karşılığında da size bir kız vereceğiz. Ama dede. Dede rahmetli oldu mu? Oldu. Yani babanız kendi babasının mutluluğu için tabii kızını feda etti. Tabii. Ne mutlu benim babama yine. Tabii ne mutlu. Babası keyif çatacak diye. Tabii. Tabii diyor ya. Kaç sene yaşadı dede analıkla? Bayağı yaşadı. Aa, iyi keyfini O kadar derin karıştırma kar canım. O da torunum yanıma şuna. Bunu da berdel verelim biz. Maşallah aslan gibi oğlan. Sonra sevdiniz mi adamı? Ben mi? Hı. Paşa diyorum adamın adını. Paşa. İyi etmişler o zaman. İyi diyorum işte. İyi ki vermişler size. Ha? Çok uyanmış. Kendisine paşa mı diye hitap ederler? Ben ettim paşa diye hitap. Çünkü adamdan memnun kaldım. Adamın içkisi yok, bir şeysi yok. Adam beni çocuk aldı, kendi elinde yetiştirdi. Yemek bilmezdim, iş bilmezdim. Adam beni ana baba gibi yetiştirdi. Adam çıktı yani. Adam çıktı. İyi. Adama sizi seviyorum der misiniz? Ben demem mi? Paşam karnın aç mı diyorum oradan karşıdan gelirken. Aç mısın, susuz mudur bir yakadan gelirken. Sevmem mi adamı ya? Adamı sevmezsen adını paşa koymam. Bilmem. Konur konmaz yani. Konur. Demek ki Anadolu'da seni seviyorumun, yani erkeğin kalbine giden yol mideden geçer ya, şuymuş. Paşa geldi, paşa geldi. Paşa geldi. Of. Paşaya bak, paşaya. Paşam. Sizin nur içinde yatsın. Çok çapkın bir dede vardı ya size. Dede öyle. Sizin babaanne rahmetli olunca. Dede öyle kaldı Ayaz'da. Evet. Sonra hanımefendinin torunu oluyor mu dede? Dedenin torunu oluyor. He. Sizin anneanneli mi babaanneli mi? Anam aldı, torununu bana verdi. Sizin annenizle dede evlendi. He. Torununu da he, siz aldınız. Ben yedemin olarak aldım bunu. Yedemin. He, ne yapayım bari? Anamı bedava mı vereceğim canım? Bir yerde tabii canım. He. Anadır candır. Anadır yani. Anamı da elimden kaçırırsam ben nasıl evleneceğim? Hiç. Bir yani, ana kalmış elde. He. Al anamı. He. Ve al karımı. Be. Öyle. Tabii öyle abi, gözünü açacaksın. Açacaksın tabii canım. He. Yalnız valla sevdirmişsin kendini. Paşam diyor, başka bir şey demiyor. Allah ona mutluluk versin. Sağlık versin. Vermiş canım, çok şükür. Yani Allah sağlık versin. Birbirimizi taşıyoruz canım. Taşıyorsunuz canım. Taşıyoruz birbirimizi. Dede sonra niyeti bozmadı mı, ben bir hanım daha alayım falan diye? Yok canım, zaten bir kareye zor bak edelim gari. Hı? Ehtiyarladım ya. Olur mu? Valide ben varmam deseydin ne olacaktı? Biz onun gönlünü verdik ya. Hayır, ben varmam gitmiyorum deseydin. Gitmez benim anamdır, bakarım ben. Ay sen o zaman bekar kalıyordun. Oho, elimi sallasam elisi. Soba yanıyor mu? Yanıyor.
Ateşin üstüne oturdun, hararet bastı, ondan mı konuşuyorsun? Ben? İnsan eşinin yanında öyle der mi dayım ya? Sayın paşam ya. Ne demek elimi sallasam ellisi? E canım, bunu vermedikten sonra ben ne yapayım? Bekar mı kalacağım? Ya kalmazdın da büyük ihtimalle. İnsan hanımının, gerçi arkasından konuşuyoruz şu an. Arkasından konuşuyoruz ya. Evet. Yani yüzüne karşı duymaz, söylemiş bir şeyimiz yok. Duymasın. Canım, insan hanımının arkasından varmazsa varmasın be, elimi sallasam ellisi der mi ya? Sayın paşam, olmadı yani. Hanım da der. Bulurduk ya bir tane. Bulaydın. Ay kızına. Ama nasip bulmuş. Siz beğeniyor muydunuz kendisini? Beğeniyordum canım. Beğenmesem alır mıydın? Anne. 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 Ne dedim? Öyle kaynatıyoruz senin adamla da. Peki hiç altındır, takıdır, bileziktir, kolyedir istemedin mi? Oldu. Daktalacan. Allah razı olsun, daktala. Geçim olmayınca altın bilezik olmuş ne ineyim? Geçim olsun dünyada. Olmadı mı geçim canım? Oldu. Ne ileyim ben, kolyeyi? Baş ver onlara. Adam ama mülayim be maşallah. Hı? Abi hoş geldin. Hoş bulduk dayım. Adam diyor mülayim. Mülayim. Altın o. Altın ne? Ne altın mı? Altın. 82 karatlık maşallah. Pırlanta yani. Evde sizin söz mü geçiyor acık? Benim söz geçmez yani, o kadar geçer. Evet. Komşudan al haberi. Kimin sözü geçiyor evde? Bak o görümce ya, bak o görümce olduğu için bak nasıl arayı bozacak. Yok canım, niye bozsun arayı? Geçiyordu bak. Aman sen bana güvenip öyle sert davranma. Bu şu kıymetli dakikalar geçici. 5 dakikaya kadar bizim röportaj biter, biz biner arabamıza gideriz, gene kalırsın baş başa. Dikkat ettim, az önce omuzunu dürter gibi yaptın. Canın sağ olsun. Paşam gözünü seveyim. Söker rütbelerini Allah korusun. Amanın. Bak sözün geçeyim dedin. Şimdi söyleyeceğim, sözün geçeyim. Benim hani diyorum ki erkek beni danışmadan bir iş yapsın. Bu paşa da bana danışmadan bir iş yapmadığı için biraz üzülüyorum yani. Hep danışıyor bana. Hep size danışıyor. Hep danışıyor. Ben onu istemiyorum. Hep kendi bildiğini yapsın bir işi istiyorum yani. Kadınlar biraz kendilerine güvenli ya, erkeklerden hoşlanıyorlar benim anladığım kadarıyla. Sen arkadaşına danışmaz mı? Sen de neden böyle konuşuyorsun? Ben danıştırmak istemiyorum. Ne danışıyor size? Kahveye gidebilir miyim mi diyor? Yok öyle değil. Ya, neyi danışıyor? Şu işi yapalım, şunu alalım, şunu edelim. Ne kadar güzel bir şey. Güzel bir şey de ben öyle istemiyorum. Ama siz hanımlara da yaranılmıyor be. Kendi başına iş yaparsın. Hiç aklımızı sormuyor. Bizi adam yerine koymuyor. Ne güzel danışıyor adam işte. Bütün hanımlar aynı. Benim hanım da aynı. Kendi başına bir iş yap. Yapıyorum, ondan sonra da yaranılmıyor size. Sorma be dayım sen de be. Ne iş açacağım başına? Yaranılmıyor size be. 40 yıl sırtında taşıp bir günündür. Danışma dayım sen de. Ne danışıyorsun? Olmaz gari bu saatten sonra. Hı? Bu saatten sonra olmaz. Sen tırsmışsın. Tırsmışsın. Siz nasılsınız? İyiyiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, altın iyisi? Dişli. İsminizi bir bağışlarsanız. Kerime. Kerime Hanım efendim. Sizin evlilik hikayesi benziyor mu biraz? Benziyor onlara. Onlarla bir sayılırız. Ben de onun amcasına vardım. Amcasına varmak için onların amcalarından ne aldınız? Hiçbir şey almadık. Biz şimdi aldattık. Bunlar iki tane aldılar. İki tane aldık. Onlar ben bir tane verdim. Bir tane bu. Bak nasıl yani, gördün mü? Sizin bu eller. Nasıl yani, gördün mü? İki tane aldık. Sanki Sinan Şamil Sanlı maç yapıyorsun ya. Onlardan iki tane aldık. Bir tane zor verdik. İyi etmişsiniz. Danışma hiçbir şey be dayım sen de be. Gördün, ben demedim mi bu yan planı çiziyor diye? Vallahi enteresan. Tabii. Hem gelin gelmiş ama aileyi de az buçuk karıştırmış. Karıştırdım. Velev elinde kepçe. Aile kazan o kepçe yani. Karış doğru, karış. Doğru. Mikser teyze, mikser. Nasıl kandırdılar efendim sizi? Vah yazık. Ben küçük evlenmiş. Ne bileyim, annem verdi, ben de gittim. Annemle geldim zaten ben de. Küçüktüm. Ya, oğlu vardı kayınbabanın. Ona verdiler beni. Küçüğüne. Kayınpederle anneniz mi evlendi? Evlendi. İşte babanız vefat etti. Hı hı. Anneniz dul. Hı hı. Siz de onun kızı. Hı hı. Siz baba oğula mı gittiniz? Hı hı. Öyle babasına oldu. Anneniz. Hı hı. Oğluna siz. Aynen öyle oldu. Önce abim başlattı o işi yani. Abim öyle evlenmiş oldu. Ben de annemle gelince beni de oğlun aldı yani. Biz yabanı gitmesin dedi. Kapı verdi kıza. Çok karışık olay. Bankalar kampanya yapıyormuşmuş da. Ayrı kapı. Küçük evlendim. Yok, bonusmuşmuş da. Esas bonus.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.